Efendim mutlu akşamlar. Altaş TV ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ordunun ve ülkenin gündeminde yer alan haberleri aktaracağız birazdan sizlere. Evet, bu gece çok özel bir gece idrak edeceğiz birlikte. Berat Kandili, biliyorsunuz sevgili izleyenler. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Allah tüm dualarınızı kabul eylesin inşallah. Evet, vaka tablosuna geçelim haberlerin öncesinde. Aşı sayısına bakalım, test sayısını inceleyelim birlikte. Test sayısına bakıyoruz. Öncelikle 324.058, vaka sayısı ise 22.345. Vefat sayısına bakıyoruz, 118. Bu süreçte iyileşenlerin sayısı ise 32.364. İkinci doz aşı yapılma oranına göz atıyoruz, %85.25. Bu oran peki Türkiye genelinde rakam buyken Ordu'da kaç? Hemen ona bakıyoruz. Ordu'da ise %88.7 olarak görünüyor. Aşılama oranı gayet iyi gidiyoruz. Aşılamada da sevgili izleyenler, vaka tablosunu inceledik. Bültenin ilk haberiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, Karadeniz'deki yatırımlar üzerinden ana muhalefeti eleştirerek bu yatırımları akıllı almıyor dedi. Samsun ta sınır kapısına varıncaya kadar o bölgeyi elhamdülillah böyle tek gidiş, tek geliş değil ya, otoyol haline getirdik ve onu da Hafsalalıları almadı. Almaz. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey ana muhalefet. Bak, Ordu Giresun'da denizin üzerinde bir havalimanı yaptık. Haberiniz var mı? Şimdi Rize Artvin. Orada da havalimanımız bitiyor. İnşallah önümüzdeki ay onun da açılışını yapacağız. Haberiniz var mı? (Gülüyor) 25 havalimanından 56 havalimanına çıktık. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani ülkemizin bir yerinden bir yerine gidecek olan benim vatandaşım uçağa bindiği zaman uçaktan inince yarım saatte evinde. Ya bilemedin 45 dakika ama evinde. Bugünlere bizleri kavuşturan Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili izleyenler, alan bazlı gelir desteğiyle mazot ve gübre desteğinden kesilen 5 yıllık vergilerin geri ödenmesiyle ilgili dilekçeler E-Devlet üzerinden üreticiler tarafından vergi dairelerine iletilmişti. Bazı ziraat odaları sosyal medya hesaplarından bu ödemelerin bugünden itibaren başlayacağını duyurdu. Mazot gübre desteğiyle alan bazlı gelir desteğinden kesilen 5 yıllık vergilerin geri ödenmesiyle ilgili süreç başlatılmıştı. Üreticiler E-Devlet üzerinden yaptığı başvurularla bu kesintilerin geriye dönük 5 yıllık kısmının ödemesi için başvuru yapmıştı. Bu başvuruların ardından üreticiler kesintilerin ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Beklenen haber ziraat odalarından geldi. Bazı ziraat odaları vergi kesintilerinin geri ödenmesiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Alan bazlı gelir desteğiyle mazot ve gübre desteğinden kesilen 5 yıllık %4'lük stopajın geri ödemelerinin başlayacağını duyurdu. Bugünden itibaren başlayacak olan ödemelerde dilekçesini en önce doldurup başvuru yapanlar öncelik verilecek. Ödemeler, üreticilerin alan bazlı ve mazot gübre desteklerini aldıkları Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Üreticiler, alan bazlı gelir desteklerinden önce bu ödemeleri alacak. Sevgili izleyenler, Ordu'da ekmeğe zam kapıda. Alınan bilgiye göre ekmeğe zam konusunda haftaya görüşme gerçekleştirilecek. Zam talebi kabul edilirse eğer ekmeğe yaklaşık 50 kuruşluk bir zam yapılacak. Zamla birlikte 200 gram ekmek 3 liradan satışa sunulacak. Ordu'da ekmeğe zam kapıda. Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu gerilim ve döviz kuru nedeniyle fırıncıların girdi maliyetleri arttı. Bu durumdan olumsuz etkilenen fırıncılar zam talebinde bulundu. Ordu Fırıncılar Odası konuyu valiliğe iletti.
Alınan bilgiye göre ekmeğe zam konusunda haftaya görüşme gerçekleştirilecek. Zam talebi kabul edilirse ekmeğe yaklaşık 50 kuruşluk bir zam uygulanacak. Şu anda Ordu'da 200 gram ekmek 2,5 liradan satılıyor. Zamla birlikte 200 gram ekmek 3 liradan satışa sunulacak. Doğu Karadeniz'de acil vakalar başta olmak üzere dağlık ve kırsal bölgelerdeki hastalara hizmet veren helikopter ambulans Trabzon'da 13 yılda 2047 vaka için havalandı. Ordu'da ambulansa helikoptere ihtiyaç duyulması halinde ise bu ihtiyaç Samsun'daki merkezden karşılanıyor. Trabzon'daki merkezde çevresindeki birkaç ile hizmet veriyor. Ambulans helikopterler kar kış demeden bölgemizde hayat kurtarmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nca acil sağlık hizmetlerinde faydalanılmak üzere 2009 yılında çeşitli illerde konuşlandırılan helikopter ambulanslar Ordu'ya en yakın Samsun ve Trabzon'da bulunuyor. Trabzon'daki helikopter ambulans 2009 yılından bu yana toplamda sorumluluk sahasında 2047 hastaya müdahale için havalandı. Trabzon'da bulunan ambulans helikopter Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerine hizmet verirken Samsun'da bulunan helikopter ambulans merkezi Ordu ve çevre illere hizmet veriyor. Ordu'da helikopter ambulansa ihtiyaç olduğu anda Samsun'dan gelerek hastayı Ordu Devlet Hastanesi helikopter pistinden ya da Ordu Giresun Havalimanı'ndan alıyor. Hasta verilen karara göre en yakın hastaneye ya da ihtiyaç duyulan ildeki hastaneye sevk ediliyor. Kaza, yaralanma ve hastalık gibi durumlarda hızlı müdahaleyi ve sevki kolaylaştıran helikopter ambulanslar acil vakalara en kısa sürede ulaşıyor. Ordu'da sabit bir helikopter ambulansı bulunmuyor. Melle Tırmağı'nın Karadeniz'e döküldüğü derme çatma bir mekanda balıkçılık yapan vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla modern bir yapıya kavuşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi balıkçıları da modern şartlara uygun bir yapıyla buluşturuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in himayesinde Melle Tırmağı'nda değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Yeşil alanlar, yürüyüş yolları, parklar ve rekreasyon alanlarıyla yeni bir destinasyon merkezine dönüşecek olan Melet'te balıkçılık yapan vatandaşlar da unutulmadı. Büyükşehir Belediyesi çalışmalar kapsamında harabe bir alanda balıkçılık yapan vatandaşlara teknelerinin yanaşabileceği ve daha düzenli olarak kullanabilecekleri balıkçı barınağını hayata geçiriyor. Uzun yıllardır sıkıntı yaşayan bölge balıkçıları da çalışmalara büyük destek veriyor. Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'e teşekkür eden Melle Tırmağı balıkçıları barınağın kendileri için veli nimet olduğunu söylediler. Biz buradan balıkçılık yapamıyorduk. Limana gidip gelmek de bizim için çok büyük sıkıntı oluyor. Mesela şimdi gece 2'de denize giriyoruz, 3'te denize giriyoruz, sabaha karşı giriyoruz. Varsa bir sıkıntınız diyor, söyleyin diyor. Allah razı olsun, ilgileniyor yani. Hilmi Başkanımızın güzel bir çalışması var. İnşallah iyi olur. Balıkçı baranından ziyade Melle Tırmağı'nın pisliğini temizledi. Çok güzel olur. İnşallah iyi olacak. Şu an çalışmalarda görüyoruz, biz de takip ediyoruz. Devam ediyor. Güzel bir liman olacak. Bir de Ordu'ya baranak da olsa, küçük de olsa böyle bir hatıranın da bıraktığını için teşekkür etmek lazım. Yani yapılana teşekkür etmek lazım. Buradan Sayın Hilmi Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu balıkçı baranağını da Cumhuriyet Mahallesi ve Ordu'ya da daha farklı turizm amaçlı duyuyorum. Tur tekneleri falan olacak. Çok büyük yani nostalji bir şeyler kazanacağını da gören bir kişiyim. Çünkü ben denizciyim. Ben 11 yaşından beri denizcilik yapan bir kişiyim. Güzel projelerin olacağına inanıyorum. Şimdiden İlmi Başkanımın yolu açık olsun. Teşekkür ediyorum. Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde Ömer Kuru'ya ait ayakkabı satışı yapılan dükkanda yangın çıktı.
Yangını fark eden iş yerinin üst katındaki bina sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Altın Ordu, Türk tarihinin altın sayfalarından biri olan eşsiz kahramanlıkların, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, kutsal saydığı değerler için ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kanlarını dökerek Çanakkale Geçilmez Destanı'nı yazdığı Çanakkale Zaferimizin 107. yılında milli coşkumuzu tüm şehirle birlikte yaşamaya hazırlanıyor. Altın Ordu Belediyesi'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için hazırladığı programlarda resmi törenlerin yanı sıra konser ve bir dizi etkinlik düzenlenecek. Altın Ordu Belediyesi'nin gün boyu dolu dolu sürecek 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri Uğur Işılak konseriyle final yapacak. Hayaller her zaman yarıda kalır. Sanatçı Uğur Işılak 18 Mart Cuma günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 18'de başlayacak Zafer konserinde Altın Ordularla buluşacak. Sevilen şarkılarını geceye özel olarak seslendirecek. Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Hedefimiz Çanakkale Geçilmez ruhunun bugün de yaşadığını tüm Altın Ordu halkı olarak hep bir ağızdan tek yürek, tek ses olarak tüm dünyaya haykırmak ve aziz şehitlerimize vefamızı göstermek" dedi. Altın Orduluları konsere davet eden Belediye Başkanı Aşkın Tören, tarihin seyrini değiştiren destansı Çanakkale Zaferimizin 107. yılında milli coşkumuzu Uğur Işılak konseriyle paylaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum dedi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, her hafta çarşamba günleri düzenlediği Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Sonel bu kez 158 vatandaşın talep ve sorunlarını dinledi. Taleplerle ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, yaşadıkları sorunları ve taleplerini iletmek üzere kendisiyle görüşme talebinde bulunan vatandaşları dinlemek ve dertlerine çözüm bulmak amacıyla her hafta çarşamba günleri düzenlediği Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Halk Günü toplantısı valilik toplantı salonunda Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. İlk olarak çocukları sevindiren ve onlara oyuncak hediye ederek mutlu olmalarını sağlayan Vali Sonel, daha sonra toplantıya katılan vatandaşların sorun, şikayet ve isteklerini dinledi. Anladığım Adanalı validen şey dedim ben, Orhan Kemal, Eskişehir Oğuzları. Kendisine iletilen sorun, şikayet ve istekleri not alarak ilgili kurum amirlerine talimat veren Vali Tuncay Sonel, vatandaşın taleplerinin çözüme kavuşturulmasını isteyerek yapılacak çalışmaları takip edeceklerini belirtti. 158 vatandaşın katıldığı toplantıda konuşan Vali Tuncay Sonel, "Valiliğimizin kapısı yöre insanımıza her daim açık" dedi. Biz varız da, bak, kızların, oğlanların bir sürü var ya. Vatandaşlar da kendileriyle tek tek görüşerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ederek, "Allah sizlerden razı olsun, iyi ki varsınız, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" diyerek duygularını ifade ettiler. Orbel AŞ ve Çambaşı Yatırım AŞ ile bir markanın arasında ön anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmayla Çambaşı'ndaki otelin hizmete girmesi için de ilk adım atılmış oldu. Yatırımı değerlendiren Çambaşı Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şen Ocak, "Bu bir gurur tablosudur" dedi. Orbel AŞ ve Çambaşı Yatırım AŞ ile bir markanın arasında ön anlaşma imzalandı. Bu sürecin şu anda en son 14 Mart 2022 tarihinde ilimiz turizmi adına Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde önemli bir adım atıldı. İmzalanan anlaşmayla Çambaşı'ndaki otelin hizmete girmesi için de ilk adım atılmış oldu.
Uzun yıllardır uğraştığımız bir yatırım, 2010'da başlayan, 2012'de şirket kurulan, 2018'de tapumuzu aldığımız kiralama yöntemiyle, daha sonra da inşaatına başladığımız Çambaşı Yatırım AŞ'nin kayak tesisi içerisindeki oteli şu anda inşallah önümüzdeki kış sezonuna bitmek üzere son noktaya yaklaşıyoruz. Dünyada 9000 tane oteli olan büyük bir grupla ilk imzalarımızı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bizler atarak Christian Michel'le birlikte ilk adımı atmış olduk. Konuyu değerlendiren Çambaşı Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cemşen Ocak, bu yatırımın Ordu için önemli bir kazanım olduğunu işaret ederek kayak turizmi vurgusu yaptı. Tabii önemli bir kazanım şehrimiz açısından. Büyük bir marka, özel bir marka. Bu şu anlama geliyor. Dünyadaki grubundan memnun olan tüm müşteri potansiyeli Çambaşı yatırımı görecek. Bizler için bu tablo bir gurur kaynağı diyen Şen Ocak, ortaklık anlamında Ordu'da bir iki başardıklarını ifade etti. İlimiz adına böyle bir çalışmayı yapmak gerçekten hepimiz için gurur kaynağı, övünebileceğimiz, mutlu olabileceğimiz büyük bir kazanım turizm adına. Bunu sadece bir turizm başarısı olarak da görmek bana göre yeterli değil. Çünkü ilimizde ortaklıklarla başarıya giden bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yatırımda emeği geçen herkese teşekkür eden Şen Ocak, Çambaşı Kayak Merkezi'nin bir turizm cazibe merkezi olduğunun altını çizdi. Başından bugüne emeği geçen çok değerli arkadaşlarımızla birlikte, bürokratlarımız oldu, valilerimiz oldu, geçmişte siyasetçilerimiz oldu. Ben hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çambaşı zaten çok gelişen de bir beldemiz kayak tesisi olarak. Dünyada ve Türkiye'de ses getirecek. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Çünkü turizm Ordu'nun en önemli geleceklerinden birisi kayak tesisiyle beraber. Çambaşı hem kış kayak tesisi anlamında güzel bir turizm çekecek cazibe merkezi, hem de yaz turizmi anlamında da bir cazibe merkezi. Fatsa Belediyesi Aile Okulu projesi kapsamında yazar ve iletişim uzmanı Fatih Akbaba, liseli gençlere Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Mehmet Akif Ersoy'la Anlaşabilmek adlı konferans verdi. Fatsa Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü'nün ortaklaşa olarak yürüttüğü Aile Okulu projesi devam ediyor. Bu kapsamda yazar ve iletişim uzmanı Fatih Akbaba öğrencilerle bir araya geldi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Mehmet Akif Ersoy'la Anlaşabilmek adlı konferans verildi. Mehmet Akif'in babasını anlamadan kız çocuğu nasıl yetiştirilir anlaşılmaz. Bir erkek çocuk nasıl yetiştirilir anlaşılmaz. Ben çok yoğunum dememiş, sabahları kahvaltısını kendi elleriyle hazırlamış bir adamdan bahsediyorum. Soğuk kış günlerinde saadetlerini kendi eliyle çiren bir babadan bahsediyorum. Şimdi ise herkes şunu söylüyor. Hocam zaman kalmıyor onlara para kazanmaktan. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, İstiklal Marşı'nın Çanakkale ruhuyla can bulduğunu söyledi. Aile okulu projesi içerisindeki samimiyetten kaynaklı birazcık protokol konuşmasının dışına çıkmak istiyorum. Sonuçta aile olarak bir aradayız. Biraz daha böyle resmiyeti ortadan kaldırıp aile değiliğiyle sohbet etmemiz gereken bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemizin önemli isimlerinden bir tanesi olan Sayın Fatih Akbaba hocamızın öncülüğünde güzel bir konferansta bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere bu toprakları, kanları ve canları bağısına bizlere vatan yapan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Ve bu güzel günde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Yazar ve iletişim uzmanı Fatih Akbabaysa, Mehmet Akif'in hayatı, karakteri, değerleri, hayatı çok ciddi mesajlar vermektedir dedi. Karakter olarak, vasıf olarak, değerler olarak da Mehmet Akif'in hayatı çok ciddi mesajlar vermektedir. Bir kere ahde vefası, bir kere duruşu, bir kere doğru sözü, bir kere kendi hayatındaki sadakati ve insanlarla olan ilişkilerindeki samimiyeti başlı başına bir mesajdır. Ve bu mesajı doğru anlamak için gerçekten bu tür programlara ihtiyacımız var.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda çalışmalar ve projelerden bahsedildi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla istişare toplantısı düzenledi. Odamızda 26 meslek grubu var. 55 meclis üyemiz, 11 yönetim kurulu üyemiz, 6 disiplin kurulu ve meslek komite üyeleri odamızı temsil etmekte. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısında OSSO'nun yapmış olduğu çalışmalar ve projelerden bahsedildi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak başkanlığım sürecinde Ordu'da aflatoksinsiz fındık projesi yaptık. İşte çok şükür aflatoksin olayı da ortadan kalktı. Belki o projelerden sonra daha dikkatli olundu ve şu anda Türkiye'nin aflatoksin diye bir derdi kalmadı fındıkta. Çünkü en büyük gelir kaynağı orada fındık. Gene Karadeniz turizmine katkı sağlamak için Yeni Ufuklar Projesi, Ordu Liman Projesi, Kadınlar İş Başında Projesi, gene projeler yazılıyor adında bir proje. Üretimden ihracata hedef 2023 projesi, kurumsal yönetim performans yönetimi, kurumsal yönetim için stratejik planlama, işte kadınlar projesi. İşte kadınlar projesi daha sonra bahsedeceğiz. İşte çikolata üretimi yaptığımız proje. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Ordu ekonomisine katkı sağlayan projeleri dile getirdi. Mobil programı ile istihdam, fuar ve kongre merkezi, fizibilite çalışması, fındık Urge projesi. Bu Urge projesinin iki tanesini bitirdik. Birisi fındık, birisi inşaat, imalat sektöründe. İkişer milyon dolarlık proje bunlar. Şahin, Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatırımını değerlendirdi. Türkiye'deki 6 okuldan bir tanesi. Uluslararası Teknik ve Meslek Lisesi. 5 ilde var. 6.sı Ordu'ya açıldı. Yani 2022 yılında Uluslararası Teknik ve Meslek Lisesi olarak Türkiye'de 5 tane var. 6. Ordu'ya açıldı. Arge merkezi orada hiç yok. Bizim top teknik ve meslek lisemizde Arge merkezi sözü verildi. Kurulacak inşallah. Odanın Kasım ayında seçime gideceğini belirten Şahin, yeni dönemde seçilmesi halinde yeni yatırımları Ordu'ya kazandıracaklarını söyledi. Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinin başında gelen fındıkta son dönemde devam eden iyi tarım uygulamaları projesiyle ilgili organik fındık üretimine arttı. Fındık üretiminde lider olan Türkiye'de organik tarımda giderek artıyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cemşen Ocak'tan, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinin başında gelen fındıkta iyi tarım uygulamaları ile ilgili açıklama geldi. Fındık üretiminin sürekli artırılması ve kalitesinin yukarı çekilmesi noktasında birçok projenin hayata geçirildiğinin altını çizen Şen Ocak, ihracatçılar olarak bu projeleri desteklediklerini söyledi. Tabii dünya artık her şeyin organiğini insanlar tercih etmek istiyor. Bu uğurda da tabii bedelini de ödeyen bir kesim var dünyada. Biz fındıkta ne durumdayız organik fındık konusunda? Bu çalışmaların başında İyi Tarım Uygulamaları Projesi'nin geldiğini kaydeden Şen Ocak, proje sayesinde dekar başına verim elde edilen bahçelerin sayısında da artış olduğunu kaydetti. Organik fındığın yetiştirildiği bahçelerin etrafında özellikle yerleşim yeri olmamasına dikkat edildiğini anlatan Şen Ocak, organik fındık üretilen bahçelere ilgili kurumlar tarafından sertifika verilmesi gerektiğini dile getirdi. Biliyorsunuz organik fındıkta ilaç gübre olmaması gerekiyor veya organik gübreler var. Biraz daha bedeli yüksek olmakla beraber ve organik fındığı bugün uyguladığımız bölgelerde özellikle etrafında yerleşim yerleri olmaması, ilaç gübre atılmaması gibi konular var. Bunu bir sertifikaya bağlamak gerekiyor. Yani bunu bir sisteme bağlamak gerekiyor. Bununla ilgili kurumlar var. Bu kurumlara kayıtlarınızı yaptırdığınız zaman organik, ben ilaç atmıyorum, gübre atmıyorum ama iyi tarım uygulamalarını da yapıyorum dediğiniz zaman o sertifikayla beraber bu ürünü daha yüksek fiyatta satmak, yani 1.000 lira, 2.000 lira gibi daha yüksek fiyatta satmak mümkün olacaktır. 2021 yılında 24.000 ton sertifikalı organik ürün ticareti yapılmış. Bu da Türkiye'de üretilen fındığın %3'ü gibi
bir orana tekabül ediyor. Altınordu Belediyesi her kandilde gerçekleştirdiği kandil simidi ikramı geleneğini Berat Kandili'nde de bozmadı. Berat Kandili vesilesiyle düzenlenen etkinlik kapsamında şehrin en hareketli alanlarından biri olan tahıl pazarına kurulan standlarda Altınordululara kandil simidi ikramında bulunuldu. Altınordu Belediyesi her kandilde gerçekleştirdiği kandil simidi ikramı geleneğini Berat Kandili'nde de bozmadı. Berat Kandili vesilesiyle düzenlenen etkinlik kapsamında şehrin en hareketli alanlarından biri olan tahıl pazarına kurulan standlarda Altınordululara kandil simidi ikramında bulunuldu. Belediye Hizmet Binası girişine kurulan standta da vatandaşlara kandil simidi ikramı yapıldı. Aşkın Tören Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Altınordu Belediye Başkanımıza. Onu çok seviyoruz. Kedileri, sokak hayvanlarını bile unutmuyor. Altınordu Belediye Başkanımıza Aşkın Tören'e teşekkür ederiz. Gayet güzel çalışmalar yapıyor. Öte yandan bir mesaj yayımlayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor. Ramazan ayının müjdecisi bu mübarek gecenin barış, kardeşlik, hayır ve berekete vesile olmasını temenni ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun ifadeleriyle Berat Kandili'ni kutladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Ordulu sanatseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Her yaştan kesime hitap eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Özer Tunca'nın yazdığı, Orkun Öngen'in yönettiği sezonun ilk çocuk oyunu Otobüs Durağı'nda Üç Bencil ile minik seyircilerine perde dedi. Sezona kısa bir süre önce kamyon oyunuyla merhaba diyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, büyükler kadar küçükler için de oyunlara yer veriyor. Her yaşa ve kesime hitap eden programlara ev sahipliği yapan OBBKT'nin bu seferki konukları, Otobüs Durağı'nda Üç Bencil isimli oyunu izlemeye gelen minikler oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda ilk kez çocuklarla buluşan Otobüs Durağı'nda Üç Bencil, minik seyircilerini kendine hayran bıraktı. Oyunda sahne alan Emrullah Yazıcı, Ömer Temiz ve Nilsun Amla başarılı performanslarıyla çocukların beğenisini kazandı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen tiyatro gösterisine eşlik eden çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Oyunun yönetmen yardımcılığında Yeliz Varol, sahne amirliğinde Yeşim Usta, dekorda Murat Çavuş ve Cemal Arslan, ses, ışık, efekt, müzikte Zafer Bozdağ, İmdat Akyıldız ve Hüseyin Aydın görev aldı. Sevgili izleyenler, bültenin sonuna geldik. Berat Kandili'nizi tekrar kutluyoruz bu mübarek gecede. Tüm dualarınızın kabul olmasını diliyoruz. Ve bu akşam Ulu Cami'de Berat Kandili'ne özel bir program gerçekleştirilecek. Altaş TV ekranlarından saatler 20'yi gösterdiğinde izleyebilirsiniz efendim. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın akşam saatler 18.30'u gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Sevgi ve saygıyla kalın.